söyle. Katılırım sana de sen de söyle. Geldiniz. Enteresan bir hastane anısı olan var mı? Şurada bir beyefendi var. Benim gözlerim görmez. Ben gelemiyorum mikrofona. Onun için bekledim. Evet. Benim var bir hastane anım. Ben bir hemoroid ameliyatı oldum. Hemoroidden hastanede 8 gün kalan tek kişi benmişim. Ne güzel, kendinizle barışıksınız. Barışın. Şimdi hemoroidden oldum ama yanlış serumdan kolum da sarıldı. Bana gelenler, ya sen nereden ameliyat oldun diyorlar. Şimdi yani kolun siz, niye sarıldı? Pardon, isim ne sizin? Bu arada ben Şile'den geliyorum. İsmail, İsmail Yaylalar. Rahatsızlığı ilk ne zaman hissettiniz? Doğuştan ama 25 yaşında falan beni etkilemeye başladı. Şimdi ışıkları seçiyorum. Sizi ancak yanınıza gelip bir el feneri... Pardon. Ben gözlerden bahsedeyim. Görmem demiştim ya. Yanlış oldu. Hemoroid sonra da. Yani o işte başlayınca insan anlıyor. Evet, acıyı çekince. Karıştırdınız herhalde konuyu. Konuyu karıştırdım. Ben ne zaman başladığınca gözleri anladım. Ama tabii o öteki... Şimdi öyle bir rahatsızlığınız mı var? Pardon ben... Evet, gözlerden rahatsızlığım var. Ben görmem. Işıkları seçiyorum sadece. Geçmiş olsun. Sizi mesela yanınıza gelsem bütün kararsa etraf sizi el feneriyle ancak görürüm. Suratınıza yansıtırsa. Ama eskiden tipinizi biliyorum. Aklımda yani. Biraz değiştim. Normaldi, ben de değiştim. Evet... Şeyden bahsediyordunuz, rahatsızlıktan. Hemoroid'den. Şimdi ben hastanede yatıyorum. 8 gün niye kaldınız efendim? Doktor bırakmıyor. Ağrım var diyorum. Bırakıyor. En sonunda hemşirenin biri geldi. Sen böyle dersen dedi, hiç bırakmaz dedi. Sen ağrım yok de dedi. Aha. Ben ağrım yok dedim, artık beni çıkarın dedim. Çıkarttı. Zaten açık kalp ameliyatı 7 gün duruyormuş hastanede insanlar. Ben hemoroidden 8 gün durunca bütün Şile oraya akın etti. Canınız tatlıysa... Canım biraz tatlı, evet. Kendinizle bu kadar barışık olmanızı ve özgüveninizi ayakta alkışlıyorum. Ben de size alkışlıyorum. Çok teşekkür ederim. İsmail Bey, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz bize. Ben de. Renk kattınız, şeref verdiniz. Sağ olun efendim. Sağ olun, siz de sağ olun. Bizim de bir hastamız var. Kendisinin özel sağlık sigortası var. Bakalım nasıl bir sigorta yaptırmış? Neleri kapsıyor, neleri kapsamıyor, neleri yüzde kaç kapsıyor, neleri yüzde kaç kapsamıyor? Bir görelim bakalım özel sigortalarının tedavisi nasıl olacak? Ölüyorum, ölüyorum. Tamam. Çok üzülüyorum, yardım et. Çok Allah'ını tamam. Seversen yardım et. Kötü müsün? Çok kötüyüm. Çok mu kötüsün? Allah sinen yardım et. Vallahi mı? Devam edemeyeceksen o zaman kusura bakmayın, çok kötü. Gel, 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 şey gidelim lan. Kusura bakma, çok kötüyüm diyor. Görsem. Vallahi mı? Oyna, oyna. Ha, oyna bak. Ben kötüyüm diyorum. Ha, oyna, oyna. Ha, tamam ama iyi sen devam et. Ölüyorum sinem, ölüyorum. Ha, ah, yardım et. Sinem, ne ölüyorum? Yani, konuştum ben. Ya, hemşire yok mu bir doktor, yok mu ya? Yok mu kimse? Benim elim ölüyor, benim elim indireği ölüyor. Biz beraber mankut çekmiştik. Ben bunun bu kadar erken öleceğini hesap edemedim. Bütün taksitler bana kaldı. Kızım ağıt mı yakıyorsun, İbo Show'da albüm tanıtımı mı yapıyorsun? Ne oluyorsun ya? Bu neyin ezgisi? Ben ne yaptığımı biliyor musun İsmail? Ben ne yaptığımı biliyor musun? Ben ne yapayım?
Ben ne yapayım senin? Hangi mezara gömeyim seni? En kötü mezar olmuş 2000 TL. Ya karnımda ağrı var. Beni niye mezara sokuyorsun? Manyak mısın sen ya? Bir gösterelim bakalım. Kimse yok mu? Ya yok mu yine ya? Buyurun beyefendi. Heh, doktor hanım. Doktor hanım burada. Aa. Birazdan gelecek doktor hanım da. Şey, sizin özel sağlık sigortanız var mıydı? Var var. Kaypak sigortadan yaptırdıydım. harika. Tamam o zaman. Ben şimdi sisteme sokuyorum. Doktorumuz geldiğinde de sigortanız dahilinde tedavi olabilirsiniz. Ay çok geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Ne kadar mutlu bir kadın ya. İşini ne kadar severek yapıyor ya. Ne güzel hayatlar var ya. Kızım bak, iyi ki sağlık sigortasını yaptırdık. Şimdi sağlık sigortası sayesinde tedavi olacağız. İnşallah. Her şeyde karşılığı... Ah, aman. Ah, ah, aman. Giriyor. Vallahi ağrı giriyor. Ölme, ölme. Doktor gelmeden ölme. Benim başıma kalacak. Suçu bana atarlar. Hapishanede geçireyim mi be? Ne yapayım be? Orazamın oraya bir kilim asabilir miyim acaba? Evden götürmeme izin verirler mi acaba? Kızım tamam, hadi benim karnım ağrıyor. Karnımın ağrıması normal. Senin beyninin içine bu küçük emrah nasıl giriyor, ben onu anlamıyorum ya. Ya karın ağrısından insan öldürülür mü? Bir gelsin doktor, bir bakalım ne varmış ya. Nerede kaldı bu doktor? Ya doktor nerede ya, nerede? Merhabalar efendim. Merhaba. İsmail Bey, ben doktorunuz Mehtap Sondaoğlu. Ağrınız varmış efendim. Nerede ağrınız? Hemen başlayalım. Doktor hanım çok ağrıyor. Böyle arkamdan giriyor ağrı. Böyle önden doğru çıkacak gibi yapıp tam tersine doğru dönüp gerisin geri gidiyor. Bu neyin ağrısı ya? Hemen dosyanızı kontrol ediyorum. Yalnız sigortanız bu şekilde tedaviyi kabul etmiyor. Nasıl kabul etmiyor? O kadar para yatırdık. Neyini kabul etmiyor? Sigortanız ayakta tedaviyi kabul etmiyor, karşılamıyor efendim. Yatarak tedaviyi karşılıyor. De hadi yattın böyle karşılasın. Yatarak tedavinin %30'unu karşılıyor. He, %30 oldu. Yan yat bakayım. Yan yat, yan yat, yan yat. Güzel. Yan yatınca ne oldu, bir şey oldu mu? Ne oldu? %40. Kalk. Ayağını kaldır. Ayağını kaldır. 50. 50. Ayağını kaldır. Ayağını kaldır. 60. 60 oldu. Şöyle bir dikelim bakayım, şöyle bir dikelim. Aç şunu. 70. 70 oldu. Aç şunu, dikelim, dikelim. Hayır. 50'ye düştü. 50'ye düştü. Şu an 50'ye düştü. Dön demek değil. Gel bu tarafa, gel bu tarafa. 50'ye düştü. Şöyle otur bakayım. Evet. Kafana kalk, kafana kalk. Şöyle dikelim, şöyle dur bakayım şöyle. Şu an hiç karşılamıyor efendim. Şu an hiç karşılamıyor. Şöyle kafaya koy. Kafa, azıcık dikelim bakayım. Kafanı şöyle, ayaklarını kaldır bakayım. Aa, çok güzel. 60. 60. Kız burada kaldı, burada kaldı, burada kaldı. 70. 70 oldu. Komple kaldı çünkü ben. 80. 80. Dön, dön. Kaç, kaç. 90. 90 mı? 90. Aç bunları, aç. Dön artık, dön. 95. Dön. Dön. 100. 100. Yapma ya. Şu an sigortanız avuda tedavinin %100'ünü karşılıyor efendim. Tamam. Karşılayın. Bırakın. 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 Ama hanımefendi, avuda koyduğunuz beni. Böyle tedavi mi olur ya? Başım, dişim, her yerim ağrıyor. Ya hasta tedaviye yanıt vermiyor. Böyle şey mi olur ya? O kadar para yatırdık biz ya. Amuda kabul etmek ne demek? Amut. Ya başka bir şekilde tedavi edin. Amutta tedavi etmek nasıl oluyor? Efendim vallahi sizin durumunuz yine iyi. Bakın yan tarafta Kudret Bey var. Onun sigortası sadece şıpagat açarak tedaviyi karşılıyor. İnanır mısınız? Bakın görün ya. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Evet. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Ya böyle tedavi mi olur? Ne diyorsunuz siz ya? Ya bizim paramız anca bu adarına yetti. Biz primi şıpagattan yatırdık. Vallahi başta zor oluyor ama sonra alışın ya. Hem prostata da iyi gelir. Amca tamam, senin işin bitti beyler. Hadi Allah razı olsun. Haydi. Haydi. Sağ olun. Ama. Daha bir müsaade. Yala. Yala. Huy huy huy.
Ya 65 yaşında adamı peşine yılan takılmış kabarcıklı iguana gibi dolandırıyorsunuz ya. Vallahi ayıptır ya. İşinize gelirse İsmail Bey, ya avuda kalkarsınız ya da kartınızı şu makineye sokarsınız. Ya ne? Ben parayla mı korkutacaksın sen he? Kaç lira? Kaç lira bir tedavi he? 450 TL. Buyurun başlayın. Evet, hemen başlıyorum efendim. Bakıyorum, şimdi dinliyorum. evet, ciğerlerde bir sorun yok. Oh. Maşallah, yok gerçekten yok. Evet, düzelebilirsiniz İsmail Beyciğim. Allah'ım. Ciğerlerde sorun yok. Ben hemen bir ultrason getiriyorum. Bekleyin beni burada, olur mu? Ultrason mu? Vay benim beyim ultrasonlara kaldı. Aman bunun problem kesin beyninde. Ben sana söyleyeyim, sen kesin hamilesin. Vay ben başıma gelene vay. Yaktığın adın gerçek hayatta karşılığı yok. Allah'ını seversen yapma. Ben ne yaptığımı biliyor musun İsmail? Ben başıboş kalmasın mantığıyla evlendirilmiş bir insanım. Anam başıboş kalırsan pavyona düşersin dedi. E sen şimdi gidince ben pavyonlara mı düşeceğim? Masaya çağırdıklarında elin adamına ben ne anlatacağım? Vay başıma. Onlar konuyu açar, sen merak etme. Kızım, senin hayal gücünü Mahsun Kırmızıgül mü kaleme alıyor, he? Ne oluyor, senin ne oluyor? Senin için hava hoş. Geceleri durlara cin basar derler, cin. Bastı geldi! Vallahi geldi, billahi geldi cin! Korkmayın, 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 korkmayın. Ya ben yanık tedavisi için geldiydim de sigorta yarısını karşılıyormuş. Yarısını tedavi ettiler, yarımı yanık bıraktılar ya. 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 Tedavi yarısını karşılıyor diye yarısını mı tedavi ettiler? Evet. Yemin ederim bu sigorta şirketleri vallahi kelime oyunu yapıyor ya. Ama komikler de bir taraftan yani. Size yarısını tedavi ediyor, yarısını yanık bırakıyor. Güldürmeyin, yanağım yırtılıyor. ama pozitif tarafından bakacak olursak biraz yanık tenli oldum. O da güzel. Hadi geçmiş olsun size. Adam tütsülenmiş, tavuk gibi olmuş, hala pozitif dünya. Ay İsmail çok korkuyor. Ya paramız yetmez de senin de yarını tedavi ederlerse de sen acı çekerek ölürsen. O zaman bütün borçlar bana böyle ahlaksız tekliflerde bulunurlar. Senin dizi izlemeni yasaklıyorum. Evet, ultrasonumuz da geldi. Hemen yatır şöyle İsmail Bey. Bu ultrasonun parası kaç lira? Efendim, onu baktıktan sonra söyleyeceğim. Yatın. Bakalım ne kadarını karşılayacak çünkü ezbere bir şey söyleyemiyorum tabii. Hadi bismillah. Ne gördün Allah'ını seversen de ya? Maalesef diyemem İsmail Bey. Neyin gizemi bu ya? Çünkü sigortanız ultrasonu karşılıyor ancak sonucu açıklamamı karşılamıyor. Ama dilerseniz ben sesli sinemayla anlatabiliyorum. He? Anlat, tamam. Anlat o zaman. Dur bakayım. Kaç kelime? İki kelime. Yabancı, yerli, yabancı. Ne o? AIDS! Ebola! Defteri! Dizenteri! Tifo! Vipa! 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 Kızım senin lügatında grip yok mu? Nezle yok mu? Nedir ya? Ya böyle saçmalık mı olur ya? Vallahi çok büyük saçmalık bu. Kaç liraysa deyin ya. Merak ettim, Allah'ını seversen. Ne kadar olabilir yani? 400 TL. 400 TL. Resmen ayakta y**lar. Hadi bakalım deyin kaç liraymış, neymiş?
Derdim neymiş söyleyin bakalım. Böbrek taşınız var. Böbrek taşı? Ben şimdi uzmanları çağırayım, gelip kırsınlar böbrek taşınızı. Vay benim beyimden çıkan taşı, ben bağrıma basacağım. Bir eğitimin bir para, bir maddi gelirim olmadığı için tabii bütün insanlar gelecekler. Ben de etmeden yaralanacaklar. Benim bu durumda ne yapacağım? Bedenimi kullanmak zorunda kalacağım. Sen madde mi kullanıyorsun? Müptezel mi oldun sen? Madde bağımlısı mısın? Ya ne oluyor Allah'ını seversen, bu neyin kafası ya? Ya böbrek taşı iki dakikada gelir kırarlar, ne oluyor ya? Selamun aleyküm. Ne? Böbrek taşı varmış, kırılacak, halledeceğim ben. Oğlum manyak mısınız? Böbrek taşını hiltiyle mi kıracaksın? Efendim sigortanız böbrek taşınızı hiltiyle kırmayı karşılıyor. Ya şaka yapıyor olmalısınız. Böbrek taşı hiltiyle kırılır mı hiç ya? Siz manyak mısınız? Allah Allah, arkadaşım ne var ya? Biz de yani ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. İnsanlar or görme kardeşim. Usta, ne zamana biter işin? Yani kaç güne teslim edersin beyi? Vallahi yenge, ben şimdi sana yalan konuşmayayım. Taşı kırmakta problem yok da bunun harfiyatını atmak biraz zaman alacak. Ben senin güzel hatın için bunu iki güne, bilemedim bir buçuk aya bitiririm. Saçmalamayın, Allah'ınızı severseniz. Adam akıllı bir doktor yok mu burada? Neyse parası veririz ya. Var, tabii ki var. Hemen çağıralım. Fikri hocam. Hocam dedi. Hocalar çok pahalı oluyor ya. Merhaba canım. Merhaba. Şimdi şöyle, biz senin taşını dışarıdan lazerle kırıyoruz. Siz de onu doğal yollarla terleyerek atıyorsunuz. Canınız hiç yanmıyor. Kaç para? 35 bin lira. Gerçekten yandı. Dal bakalım sen Bahadır Usta. Anam, kocama giriyorlar. Bu girişin çıkışı olmazsa. Anlamayanlar için söyle, ben kesin dur kalacağım. Bu durumda da kötü niyetli akrabalar kesin bana bedel yapacak. Yenge ya tamam ya, sen panik yapma ya. Allah Allah, abime bir şey olmayacak. Benim elim çok hafiftir. Hiltimi hissetmezsiniz bile. Hocam o zaman ben çalıştırıyorum. Çalıştır kardeş. Çalıştı mı? Ver bay. Senin sigortan bunu karşılar inşallah. O sigortayı mı beğenmedi ya? Yok efendim, sigortası attı, kaçın. Gelin buraya. Gelin buraya. Yaşadığı ilişkide veya evlilikte işte eşine veya partnerine sık sık küsen var mı? Şurada bir beyefendi var. Biz 5 yıldır çıkıyoruz. Hafta 7-8 kere kavga ediyoruz en az. İsim ne efendim? Yusuf. Yusuf Bey. Evet, 5 yıldır çıkıyorsunuz. Evet, 5 yıldır çıkıyoruz. Yani hafta 7 biz kimle? En az 8 kere kız arkadaşımla. O niye gelmedi? Ben arkadaşımla katıldım. O Kıbrıs'ta, kendisi orada yaşıyor. Peki buradayken mi kavga ediyorsunuz, oradayken? Oradayken. Burada hiç sorun yok. Hep ayrıyken kavga ediyoruz. 5 sene olmuş artık, bir düşünceler yok mu? Vallahi ben istiyorum, annem istemiyor diye ben bir kenara atıyorum. Anne sözünden çıkılmaz diye. O niye istemiyor? Ben zamanında bir gaf yaptım. Anneme kendiyle ilgili bir şey söyledim. Yani hanımefendinin söylediği şeyi annenize mi taşıdınız? Ya annem, ciddi misin dedi. Yok dedim anne, ciddi değilim. Zaman geçiriyorum dedim. İnşallah programı izlemez. İzlemez ya. Zaten bana soruyordu, niye annenle tanıştırmıyorsun Türkiye'de falan. Türkiye'de pek izlenmiyor zaten. artık diyebilirsin, ben zamanı geçirdim. Şu anda ayrıyız zaten. Ben şimdi fotoğrafını çektim. Hesabıma koydum. Instagram hesabıma. Şimdi kimin fotoğrafını çektin? Biletin. Hani güldür güldüre geldim diye. Şimdi onu görür. Gördüyse sen kimle gittin? İşte kız mı vardı falan diye kıyamet koparır. Şimdi arkadaşlar... Adı ne hanımefendinin? Dilara. 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 Kimle geldiniz peki? Ben arkadaşımla, erkek arkadaşımla geldim. Özellikle de resim çekildim. Beyefendi sizin erkek arkadaşınız mı? Yani... Kankam. Kankam. Tamam abi, ben de dedim ki... Yanlış anlaşılma olmasın. İsmi ne beyefendinin? Semih. Semih Bey, kalkın ayağa. Bak şu kameraya. Dilara Hanım, isim neydi? Yusuf. Yusuf. Resim çekildim ben zaten girmeden tanıyor önce. Tanıyor mu beyefendiyi, tanıyor mu? Tanımıyor, işte sorun orada. Tanışmış oluyorsunuz. Evet.
Yusuf Bey arkadaşıyla geldi. Evet, öyle. Hiç yanlarında ben de bakıyorum 3 saattir. Kız falan görmedim. Her şey yolunda, evet, kontrol altında. Annesiyle ilgili söylediği de şaka onu. Evet, evet. Ciddiye almayın. Evet, kesinlikle bence kendisi... de. Ben aralarını yapacağım zaten. Yapacaksınız çünkü... başlarda belki de daha gençtiniz. Çok ciddi, evet, bir şeyler düşünmemenize rağmen... Cahillik. Aradan 5 sene geçti. Söylese, evet, ben anlatıyorum. Cahillik işte. Doğru söylüyorsun. Doğru. Evet, her şey çok güzel olacak. Annemi ikna edeceğim. Ve inşallah evleneceğiz. Çok güzel. Annenizi ikna edin. Evet. Ama Dilara Hanım'ı da ikna etmek gerekir. Kendi dünden razı. Sıkıntı yok. Şimdi bir de bunu düzelteceğiz. Bak bu lafı. Yani... Ya. Birbirinizi o kadar seviyorsunuz ki bugün he deseniz evlenirsiniz. Zaten sizin ilişkinize kötü gelen şey, evet, de mesafe. Evet, mesafeden dolayı sürekli sıkıntı oluyor. Evet. Evet, ondan. O zaman bir de onunla gelme sözü ver. Sonra da Dilara'yı ne kadar sevdiğini söyle. Dilara, İstanbul'a geldiğin bir zaman buraya birlikte geleceğiz. Ve söz veriyorum, mutlu olacağız, evleneceğiz. Annemi de ikna edeceğim. Seni seviyorum. Herkes duysun. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum size. Anne, seni de çok seviyorum. Evet. Yani. İnanılmaz bir final oldu ya. Aşk dolu bir final oldu. İnşallah mutlu olursunuz. Teşekkür ederim. İnşallah bu konuşma da işe yarar. İnşallah. Annenizin ismi ne? Nimet. Ona da bir mesaj çekelim. Anneciğim, seni her şeyden çok seviyorum. Yani evet, şey olarak... Ama? Her şeyde. Ama anne çok önemlidir. Yani, ama? Ama Dilara, seni de her şeyden çok seviyorum. Anne ile Dilara... İkinizi de birbirinizle... Her şey birbirine karıştı. Keşke ben bu... Ben bu mikrofonu keşke elime almasaydım. Arkadaşım dedi. Birbirinize ne ya? Elini kaldırma dedi. Elini kaldırma dedi. Ben yine bir kaf yaptım. Estağfurullah. Hayır, bir final. Annene de ki ben Dilara'yı seviyorum. Başta söylediğim gençlik hatasıydı. Anneciğim, ben Dilara'yı seviyorum. Başta söylediğim gençlik hatasıydı. Sen bunları de onu bana seveceksin bana Ali tanıyınca. Bunu bana Ali abicim söyletti. Yok, zorla söyletmedi. Artık Dilara hakkında ciddi düşünüyorum. Evet, artık Dilara hakkında ciddi düşüneceğiz. Ama seni de çok seviyorum. Peki. Biri şu mikrofonu benim elimden alsın. Harika. İnşallah iyi olmuştur. Yani bizim için iyi oldu da. İnşallah sizin için de iyi olur. İnşallah çok mutlu olursunuz. Teşekkür ederim. Sen, Dilara, annen. Teşekkür ederim. Mutluluklar diliyorum efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi bizim de iki aşığımız var efendim. Bakalım barışabilecekler mi, barışamayacaklar mı, izleyelim. Buyursunlar. Kazanmak için yerine uydurduğumuz yeni programımız Aşıklar Barışıyor'a hepiniz hoş geldiniz. Efendim, şimdi programımızın psikoloğu Bahadır Bey'i davet etmek istiyorum. Buyurun Bahadır Bey. Evet Bahadır Beyciğim, programımızın yeni formatını nasıl buldunuz? Yani Mehtapçığım, bayıldım. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi şöyle, yani buraya insanları toplayıp, aşıkları barıştırıp, anneleri ikna edip Dilara'larla konuşturup... Yani
Onları böyle yani kaynaştırmak, fıkıştırmak aslında çok mühim değil. Mühim olan tek şey gündüz kuşağında tutunabilmek ve yeni aldım yazdığın taksitleri ödeyebilmek. Çok tatlısınız hocam. Hı-hı. Buyurun sizi şöyle yerinize alayım. Ve hiç vakit kaybetmeden aşıklarımızı davet etmek istiyorum. Buyurun sayın aşıklarımız. Bu ne ayol? Ne var Mehtap? İşte aşıklar ve küsler. Bence her şey formata uygun. Yani bu bölümün parasını sonuna kadar hak ediyoruz. Anladım, peki. O zaman hoş geldiniz. Sizleri tanımak isteriz. Buyurun efendim. Sağ ol, kurban olduğum sağ ol, anladım. Şimdi ben aşık Hayati. Aşığım. Güzel. Bu da aşık Bilal. Ben kendi adımı kendim söylerim. Söyle o zaman. Aşık Bilal. O da aşık. Biz uzun zamandır bir dostluğa dayanan bir ilişkimiz var kendisiyle. Eski aşıklar desenize. Şimdi Bilal Beyciğim, ne oldu da bu iki eski fıkı dost birden bozuldu? Bize anlatır mısın? Nedir problem? Ne olacak? Hı. Biz bununla eskiden sazımızdan, sözümüzden tatlı tatlı atışırdık. Doğru. Abi sonra sosyal medyayı keşfetti. Sazı sözü bıraktı, Twitter'dan tweetlerle bağ laf sokmaya başladı. Ya bu eskiden sazıyla koşmalar çalardı, şimdi DM'den kızlara koşuyor. Ya etme aşık Bilal, nereden çıkar? Kıskanıyor, çekemiyor efendim. Şimdi ben popüler olmuşsam, ben fenomen olmuşsam, nereden, DM'den yürümeyim, nereden yürüyeyim, otobanda mı yürüyeyim, nereden? Ya senin yaşın olmuş yarım asır. Sen artık Hakk'a yürü, Hakk'a. Hakk'a yürü. Lan seni kıt cebimden çıkardım. Sen kimsin lan? Sen o sazını bir indir, öyle konuş benimle. Benim sağlığımı bozma. Benim... Sen... Adam ama efendim lütfen sakin olun. Böyle yaparsanız laflarınız üst üste biniyor, biz anlayamıyoruz. Buyurun. Kadın kızım. Evet. Ben bir aşığım. Derdimi sazımla anlatmak isterim, izin verirsen. Tabii ki. Buyurun efendim. Neden? Dinliyoruz. Neyse. Böyle bir şey değil. Saçları beyaz Hayati. Yaşın olmuş tam 47. Abazanın online hali. Seni kim beğensin ulan yeğenin önde gideni. Evet. Tabii bu durumda Hayati Bey'e de söz hakkı doğuyor. Buyurun Hayati Bey. Geliyor efendim beraber. Buyurun. Dinliyorum. Dersin. Her gün Tinder'da gezersin. Kızlara yazan pigmesin. Sinem selfie atınca hemen ilk sen beğenirsin. Ne alaka var tipsiz, çirkinlikte büyük eşsiz, sevdalıma yürüyen densiz, seni mentionladı sanma kız seninle hashtag'e geçmiş. Yaz tartışma alevlendi. Ben burada bir araya girmek istiyorum. Hocam, canım. Sizce aşıklarımızın arasındaki problem nedir? Şimdi Mehtapçığım, gördüğüm kadarıyla galiba mesele bir kız meselesi. Evet. Şimdi şöyle bir durum var.
Olayın derinine inip baktığımda bu iki aşığın aynı kıza sevdalandığını görüyorum. Fakat aynı bu kız bu iki aşığımıza aynı anda yeşil ışık yapmış gibi geldi bana, bilmiyorum. Ne alakası var ya? Bana öyle geldi. Ne alakası var? Bu kendi kendine gelin güve oluyor yaşlı tilki. Bana mı diyor la tilki diye? Mesela diyor. La sen mes... Tilki sen, tilki sen. Tavuk çivisi. Komşunun kümesinden tavukları çalıyordun ya. Lan sen asıl tilki. Oradaki buğdayları çalıyordun. Ben tarım amaçlı kullanıyordum. Ne tarım amaçlı? Ben araya gireceğim. Ben yine bakın dönmek istemem ama araya girmek zorunda kalıyorum. Bırak şimdi. Lütfen. Şöyle yapalım. Bırak şimdi sen onları. Sakin ol Bilal Beyciğim. Şimdi. Hayati ben Bey. Ben mi bırakayım? Sen bırak. Sen hala konuşacaksın. Tavukları gelincik gibi çalıyordun sen. Hayati. O yemleri eve götürüp yedin, yedin hepsini. Yedin. Hiç halin yok. Efendim, yani şimdi ben yine böleceğim ama Hayati Bey sizden böyle teker teker dinleyebilir miyiz tabii, problemi? Tabii, tabii. Evet, tabii. Bacım kızım dur dinle. Sinan beni ekledi diye kafayı yedi küçük obje. Kabul et artık reddetme. Var bende de bir cazibe. Yeter ulan çökme kızın üstüne. Sinem beni sevmişti, Serpimi de beğenmişti, seni niye eklemişti, kızın aklını da çeldi, yaşlı hayalar. Tabii bunlar biplenecek değil mi? Çünkü bir şeyler söyleniyor burada. Tabii ki. Doğru. Bir şey var. Ben değil cazibem çeldi. Asıl kız beni ekledi. Aynen şu şekil söyledi. Boynum sana düştü dedi. Bilal biraz ufak dedi. Vay. He, dinliyorum he. Şimdi önemli olan işlevi hangi işlevi söyle hele, boyun geliyor kızın bele, sana zarlar hep gele, kız seni sadece ekledi diye, bu neyin ahası şimdi? Büyük aşklar böyle başlar, anlamaz bunu küçük başlar. Çakarım sazımı sana, adam ol hayatı iti. Kaldıramadın mı Bilal küçük, olmuşsun soğana cücük. Bir lafa bakarım laf mı? Bir de söyleyin adama. Hıyar. Hayati Bey lütfen. Ay stüdyoda gergin anlar. Gergin anlar, adamlar birbirine dalacak. Bön bön bakıyorsun Mehtap. Pardon, şey çok iyi gidiyordu ya. Rabarba çok iyi gidiyordu, böldü. Baktım birbirlerine giriyorlar. Girsinler. Girsinler mi? Ama o bir şey, bir atışma değil mi o ben ya? Ben keyifli ya seyrederim. Tabii, tabii de. Evet, o atışmadan alalım. Çakarım sazımı sana, adam ol hayatı iti. Kaldıramadın mı lafı Bilal küçük,
Olmuşsun soğana acucuk. Bir lafa bakarım laf mı? Bir de söyleyen adama. Karşımda konuşuyor hıyar. Oha lazım büyük tımar. Sen hıyarı nereden biliyorsun? Bağ mı diyor? Söyle hele bağ mı diyor? Bak muhabbet kötüleştiriyor. Çıkar ağzındaki lafı. Herkes görsün küçük kafı. Çıkarırım ama lafı, açtırma benim ağzımı. Ağzım zaten hep açık, sana derler burada kaçık. Lan ne uzatıyorsun kesene? Çırpınıyoruz el etsene. Uyardım değil mi ana? İyiyim birbirinizi. Ulan kıza. Ay tamam tamam hadi bir daha. Tamam lütfen. Efendim şu an rejiden kulağıma fısıldıyorlar. Olayın baş aktörü Sinem stüdyomuzdaymış. Evet Sinem, seni buraya davet ediyoruz. Sinem gel her şeyi anlat evet. Sinem. Allah aşkına anlat da. Herkese merhabalar. Çok büyük bir yanlış anlaşılma var gerçekten. Ben yanlışlıkla ekledim sizi. Küçük bir hata edin. Yani öyle bir beğeni, ekleme asla öyle bir şey yok. Ve bu duruma YouTuber sevgili Mesut çok sinirlendi. Arkadaşlar merhaba, ben çok sinirlendim. Takipçili YouTuber aşkım. Lütfen sakin ol. Yanlış anlaşılma olmuş. Lütfen, lütfen. Aman. Yani lütfen biz gidiyoruz. Herkese iyi yayınlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi yayınlar. Evet. Sinem'im. Ben takip edeceğim. Efendim, maalesef gerçek ortaya çıktı. Gördük ki her şey boşunaymış. Aa, niye öyle diyorsun Mehtap? Burada biz her şeyin boşuna olduğunu ortaya çıkararak bence harika bir televizyonculuk örneği sergiledik ve bu bölümün parasını sonuna kadar hak ettik. Son söz sizde efendim. Neler söyleyeceksiniz? Sosyal medya. Hepimize oldu ayna, güzellik filtrede de gül özdedir, özdedir, özde, özdedir, özdedir, özde, özdedir, özde. Güzellik filtrede de gül özdedir, özdedir, özde. Böyle zorlu bir ilişkiden çıkıp böyle bir süreliğine ilişkilere ara verdim. Artık kimseyle beraber olmayacağım diyen var mı? Beyefendi var. Verelim mikrofonu. Siz beyefendi misiniz? Ben de. Merhaba. İsim ne? Ben Kayseri'den geldim. Tamam. Mustafa Yılmaz. Şu an yok ben istemiyorum bir ilişki diyor musunuz? Aslında diyorum da kızlar demiyor. Yani ben diyorum. Onlar diyor ki yok ya ben seninle, ya sen arkadaşımsın benim falan ya. Ya da böyle şey. Bir dakika Mustafa Bey. Bir ilişki yaşayıp yorulup ayrılıp ondan sonra ya ben biraz ara vereyim istemiyorum ilişki diyor musunuz? Ben mi? Beyefendiye şaşırdığınızda anlamalıydım ben. Şöyle, aslında diyorum, birkaç gün bir duruyorum. Ondan sonra da
şeytan herhalde kanıma giriyor. Niye, niye duruyorsun ki falan diyorum. Birkaç gün ara verebiliyorsunuz yani. Bazen bir haftada oluyor. Bazen... Maksimum bir hafta arayla... Yani. Arayışlar devam ediyor. Çünkü yani. Gönlünüze göre birini bulmak istiyorsunuz. Yani, evet. Sizin için olmazsa olmaz nedir? Ya ben olmazsa olmaz şöyle, ben hani neşeli bir insanım. Çok böyle durağan şey bir insanla yapamam diye düşünüyorum. Hani böyle sürekli böyle ciddi, somurtan insanlar olur ya... onlarla yapamam diye düşünüyorum. Çünkü ben biraz neşeli biriyim yani. Yani siz espri yapınca gülsün. Yani kaliteli espri yaparım sonuçta. O da sizin gibi mütevazı olsun değil mi? Yani evet. Harika. Espri böyle, anlasın yani. Peki böyle bakınca fiziksel olarak ilk gördüğünüzde etkilenmeniz lazım ya... sizi ne etkiler? Beni mi? Hani... Beni mi diyor? Buna alıştım ben. Şimdi o anlık değişiyor mesela. Bazen hani bir gülüşüne mesela hoşlanıyorsun. Bazen hani davranışlarına... Yani siz gülüşe bakıyorsunuz yani. Güzel gülen insan seviyorsun. Güzel gülen insan tabii tercihim ama şu var hani değişiyor. Öyle söyleyeyim yani. Değişiyor yani. Yoksa güzel güldü diye herkese de olmaz yani. Yani değişkenler neler? Diyelim bir ortamda değil mi? Böyle bir anda sorunca insan böyle şey oluyor. Bunun cevabı ne acaba falan oluyor da. Ha, siz de cevabı merak ediyorsunuz. Yani aslında. Peki o zaman aklınıza gelince konuşalım bunu, olur mu? Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Sağ olun. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim bir arkadaşımız var. O da bir süre önce bir ilişkisini bitirmiş. Biraz vazgeçmiş, biraz küskün bu ilişkilere. Bakalım durumu nasıl karşılamış? Şu an neler yaşıyor? İzleyip görelim. Buyursunlar. İbrahim! Hah! Kanka sen niye valizleri bel boya bırakmadın Allah aşkına? Hah! Böyle iyi kanka ya. Bana da egzersiz oluyor, iyi oluyor. Hadi, hadi odalarımıza çıkalım da sonra otelin kuaförüne ineriz. Tamam canım. Hadi ben. Burcu ya, bizim odaların da yan yana olması ne güzel oldu ha, değil mi? Ne olacak ki yan yana olunca? Samet'ciğim, böyle şeyleri düşünmek için biraz erken değil mi? Ben öyle bir şeyi kastetmedim zaten. Ha. Hani diş macunu biter falan. Tıkla yani kapıyı, hiç şey yapma, çekinmedi ya. Birbirimizden diş macunu istemek için de biraz erken değil mi Samet? Bak, lütfen bana baskı yapma, tamam mı? Çünkü ben bu ilişkide hiçbir şey aceleye gelsin istemiyorum. Anladın mı? Anladım, anladım tabii. Tabii canım ya, zaten ben de böyle düşünüyorum biliyor musun? İlişki konusunda aynı. Yani öyle söyleyeyim ya. Bu arada girmeden Mesut bir mesaj attı. Geliyormuş, yoldaymış. Sizin arkadaş yeterli. İnşallah güzel anlaşırlar. Hadi bakalım. Anlaşırlar zaten. Yani bahsettiğin kadar iyi biriyse Mesut mutlaka iyi anlaşır. Ama Mesut kötü biriyse o zaman gerçekten bozuşuruz. Yani aşk olsun. Hiç öyle bir şey olabilir mi ya? Ben kendim evde kullandığım adamı veriyorum bizzat size ablacığım. Gülmüyorum. Evet. Çok kötü. Evet evet, pardon. Samet'ciğim böyle sulu şakalar yapmak için de biraz erken. Biliyorsun değil mi bunları? Hı hı. Odama çıkıyorum ben. Peki, o zaman. Pardon, Burcu. Deminki kötü şey şakasını bir daha denesin. Evet. Bakalım belki hoşuna gider bu sefer. Ama gitmezse ona göre tepki ver. Komikse gülerim. Ama şeyse? Değilse sürpriz. Bakalım hayırlısı da çıkarsa değil mi? Evet. Ya söylediğin kadar iyi biriyse zaten güzel anlaşırlar Samet'ciğim. Ama Mesut kötü biriyse, hı hı, o zaman gerçekten bozuşuruz, tamam mı? İmkanı yok. Hiç öyle şey olur mu yani? Ablacığım ben direkt evde kullandığım adamı bizzat size getiriyorum. Allah. Özür dilerim. Samet'ciğim böyle sulu şakalar yapmak için de çok erken. Tamam mı canım? Tamam. Ben odaya gidiyorum şimdi. Tamam. Erken. İlişki erkenlik döneminden bir çıkamadı arkadaş.
Samet, kardeşim. Kanka hoş geldin. Ne haber? İyi, ne olsun? Oğlum. Manitalarla çıktığınız tatile beni niye çağırdın? Tam onu diyeceğim Mesut. Şimdi bak abi. Biz tatile çıkarken bizim Burcuların arkadaşı Yeter var. Onu da çağırdık, tamam. Oğlum bir dinle ya. Hemen surat yapıyorsun. Bak dinle bana bak. Kız bayağıdır yalnız abi. Çok da güzel bir kız. Artık işte sen onu Uludağ'ın sıcak gecelerinde kollarına alır güzel bir ısıtırsın. Çaktın mı? Çakmam kanka. Neyi? Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Mesut. Bana bak sen kızı arkadaş mı yaptın? Ben bıraktım kanka. Neyi bıraktın? Kadınları. Cinselliği komple bıraktım. Oğlum manyak manyak konuşma, öyle şey olur mu Mesut ya? Olur, vallahi olur. Vallahi olur ya. Birisinden menfaatim de kalmadığı için oh rahat rahat istediğim gibi takılıyorum. İstediğim gibi davranıyorum. İstediğimi söylüyorum. Kendileri bir. Çok da fifi. Vay benim kankam gelmiş, hoş gelmiş be. Aslanım. Ne haber ya? Ha? İyi, artık bu tatilde sen... Sen onları devirirsin. Ha, yok mu oğlum sen? Ha, seni. Sen şimdi bu tatilde Yeter'le ha? Oo! Kanka Mesut cinselliği bırakmış. Yolda buldum bu şakayı. Cinsellik bırak. Cinsellik bırak. Nasıl lan? Azaltarak. Yavaş yavaş ya. Önce böyle sağa sola like atmayı bıraktım. Sonra mesajları. En sonunda komple kestirip attım. Onu değil lan. Mesela şu kapıdan Hadrian'a Lima girmiş. Ha bizim Seyfullah abi. Vallahi hiç fark etmez. Hatta Seyfullah abi girse daha iyi. Çünkü Seyfullah abi komik ya. Ben çok gülüyorum o adama. Hadrian'a Lima girse? Ne oğlum? Mesut ben bunu anlamıyorum ha. Bir dakika şimdi. Sormam gereken bazı şeyler var Mesut. Tamam sen diyelim cinselliği bıraktın. Evet. E o zaman senin hayatının amacı ne oğlum? Vallahi kanka istediğim gibi takılıyorum. Bayağı da bir para biriktirdim. Bir de şimdi kafa kadınlarla meşgul olmayınca Einstein'ın izafiyat teorisindeki Lorentz faktörünün ikizler paradoksundaki rolünü daha iyi anladım biliyor musun? Vallahi bence siz de bırakın abi. Bırakın, bu kadar stres değmez abi. Rahat, relax. Oh. Vallahi ben onu bıraktığım gün gelin beni vurun vallahi, o kadar söyleyeyim arkadaş. Hoş geldin Mesut. Eyvallah başkan. Başkan mı? Canım nasıl oldu? Yola çıktığımızdan beri boğazım o kadar çok ağrıyor ki İbrahim, çok kötüyüm ben ya. Böyle hasta oldum, yukarıda kelme şey yaptım, bitki çayı yaptım ama daha keki eksik. Daha kekil yok. Eyvah. Ne yapacağız? Ne yapılır? Ne yapmak lazım? Daha kekil yok. Ne yapılır? Gidip toplayacağım. Ay ne yapacağız mı var? Bir de soruyorsun İbrahim ya. Ha. Ben hastayım diyorum. Daha kekil diyorum. Burası neresi? Dağ. Uludağ. Uludağ'ın kekiği. Bravo. Uludağ. Keşke azıcık beni de düşünsen bunları düşündüğün gibi. Uludağ'ın kekiği. Ha, tamam. Yavrum teşekkür ederim. Tamam. Hemen toplar gelirim. Ayıp ediyorsun ya. Sen yeter ki iyi ol. Lan gitme. Mal mısın oğlum sen, gideceksin daha da kekik arayacaksın ya. Kız sen de normal kekik koş ayına. Aa, sana ne be? Ne bağırıyorsun sen bana? Daha kekiği. Ay hastayım da. Bak. Hastaymış bir de. Ya hangi gün iyisiniz kardeşim siz? Hep bir hastasınız zaten. Şşt, tamam Mesut. Oğlum bir dur ya. Kız ağlıyor baksana. Oğlum yalandan ağlıyor. Bak yalandan ağlama. Ağlama, şununla ilgilenmeyin. Bak ilgilenmeyin. Bilerek yapın. İlgi çekiyor. Çek git. Odanda ağla. Oh be. Vallahi rahatladım, bırak. Kız kime diyorum ben? Yürü. Abi.
abi odasına gidip ağlayacak. Hayır odaya. Abi onu kız karışma abi ya. Çık odaya. Saçma hayır abi sen bakma ona. Gergin olsun. Değişik şeyler yaşıyor. Bazı şeyleri bırakmış. Değişik. İbo. Doğru. Kesmiş 60 kesmiş. 60. Değil mi? Samet. Abi ben şimdi. Efendim. Bir saniye. Tamam. Ben şimdi sana kekiyi, daha kekiyi toplayıp geliyorum. Hiç merak etme. Sen odaya çık benim, tamam mı? Bu çayı soğumadan ben daha kekileri toplayıp geliyorum. Ağzını ben bunları hak etmedim, tamam mı? Git, odanda hak etme, git. Yürü. Ben gideyim ya. Zırlama buralarda, defol. Gitme. Şımarık. Manyak mısın, resim sen? Çek. Tamam. O, bak gördün değil mi? Görüyorsun değil mi? Bak, bak, tamam, hayır. Bak. Bunlar hep cinsellik yüzünden işte. Bak dağ gibi adam gitti dağ kekiği toplamaya olur. Sinirleniyorum ama. Tamam abi sinirlenme ya. Gözünü seveyim ya sonuçta. Ama rahatladım abi. İbo da bunları sevgiden yapıyor ya. Ya sen bahset. Met ya. Tamam ya. O zaman ben başka bir şey soracağım sana şimdi. Merak ettim ya. Şimdi sen cinselliği bıraktın. Hı. Tamam. Rihanna'nın klibi çıktı televizyonda hı, diyelim. Sen ne düşünüyorsun onu izlerken? Yani o ne abi salak salak hareketler ya? O ne çıkıyor kız böyle bir vav 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 vav. Şimdi şöyle bir şey. Hareketler zor ama ona göre. Bir de arkam dönük kaldı bana, tam göremedim. Baktığında daha tutkulu gösterebilirsin o hareketleri. Sende o ateş var. Var var. Bir de yani şu o var ya. Hareket böyle eğilip o dalga hareketi. Şimdi sen sadece bunu yap, sonra Samet kalksın, o hani o ayak parmaklarından gelip kalçadan evet, bele hareketi, evet, akan dalga hareketini Samet kalkıp bir de bu var diye tutkuyla göstersin. Samet onu yapınca ha evet deyip ben yapayım. Ama sen tabii onu ben daha iyi yaparım. Tabii onu daha iyi yap çünkü bir de senin dalganın gideceği uzun yol olduğu için. Buyurun. Tamam diyelim şimdi. Rihanna'nın klibi çıktı televizyonda. Sen onun klibini izlerken ne düşünüyorsun? Diyorum yani bunlar ne salak salak hareketler ya. Abi bu nedir ya? Bu nedir? Kanka bir de bu vardı. Ben tam yapamadım ama. Samet sen çok kötü yapıyorsun. Hatırlatayım. Kendimi bozdum ben. Kadınları bıraktım böyle oldum abi. Vallahi boynum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu hareketi yaptım boynun mu ağrıdı? Evet ya. Basit değil ha. Hayır yani. Isınmadan yapmamak lazım. Vallahi saçmalık. Tabii böyle düşününce saçma. Ama şöyle de bir şey var. Rihanna'nın klibini izlerken düşünemiyorsun ki. Rihanna'yı. Ne? Ne oğlum senin tikin mi? Ha? Ne olmuş Rihanna'ya? Ne Rihanna'sı? Ben rüyamda dedim. Rüyamda seni gördüm. Onu anlatıyordum Mesut'a. Bu arada Mesut, Burcu. Burcu, Mesut tanısın. Merhaba Mesut. Merhaba. Memnun oldum. Ay bir türlü çıkamadım ya. Ne giyeceğim diye karar veremedim. En sonunda bunu seçtim. Olmuş mu sence? O pantolonun üstüne o kazak olmuş mu? Hanzo. Ne diyor bu? Yok. Sordun söyledi kardeşim. Allah Allah. Ne deseydim sana yaranmak için pembe ile yeşil çok güzel oldu mu diyeyim. Ne diyor bu? Olmamış mı bu? Ha? Ya olmamış kardeşim. Olmamış. Yok bence çok güzel olmuşsun Burcucuğum. Sametciğim bana Burcucuğum demen için biraz erken değil mi sence? Ha, bak 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 bak. Allah Allah. Allah Allah. Sizin otel paralarını kim verdi hanımefendi? Samet'le İbrahim.
ısmarladı. Ismarlamak için çok erken değil mi? Ne haber? Ne haber ha? Ne oldu? Sen ne demek istiyorsun ya? Ben kendi paramı kendim ödeyebilirim yani. Getirir misin cüzdanımı? Git getir. Bak görüyor musun? Kendi cüzdanını alamayacak kadar aciz. Aciz abi. Mesut biraz artık sen bir susar mısın? Tamam abi. Abiciğim maymun ediyor seni, görmüyor musun ya? Kardeşim bu çocukla oynama ya. Açık açık söyle ne istiyorsan. Ha. Koç gibi çocuk bu. Oyuncak ettin ya. Allah Allah, ben nerede oyaladım ya onu? Ya elimi tutma demedim mi sen? Söyle elimi tutma diyor musun, demiyor musun? Hayır ben öyle bir şey demedim. Ben ondan hoşlanıyorum, boş değilim. O da bunu biliyor. Harbi mi? Evet. Herhalde oğlum. Sen ilişkinin başında güç toparlıyorsun değil mi Hakan'cığım? Evet, evet. Ya sen kimsin? Sen ne zaman çözdün bizi ya? Ben artık bütün hareketlerinizi biliyorum. Maymun gözünü açtı artık. Mesaj sana geldi galiba. Aa, yeter gelmiş. Aşağıda yardım istiyor. Valizlerini yerleştireceğiz. Tamam. Taşıması herhalde. Hadi aşkım yürü. Geldim, geldim ben. Tamam. Samet, Allah'ını seversen yapma. Aşkım mı dedi o? Mesut. Kardeşim senin. Bir tanesi geliyorum, dur. Aşkım! Dakikler hakkında bir şey bilmek ister misin? Dakikler hakkında. Neymiş? Ayılar da çok seviyormuş dakikini. Giden de şunu veren de gelen... Koca adam. Cinsellik pişmanlık abi işte. Taşıyamayacağım bavulu yapmasaydın sen de. Ay, ama bir şey söyleyeceğim. Yardım etmeyecek misin? Edemem. Fıtık var bende. Belboy gelir birazdan. Ha. Ay, o zaman yardımcı olacak insan gelinceye kadar ben de birazcık burada oturayım. Niye? Yani ne bileyim. Sohbet ederdik, sosyalleşirdik, muhabbet ederdik. Bu arada ben Sinem ve yalnız seyahat etmeyi çok severim. Buraya da yalnız geldim. Ondan sonra... Yalnızsan git kitap oku be. Tamam, peki senin bana tavsiye edebileceğin kitaplar var mı? Var. Aa, ne kadar güzel. Mesela nedir onlar? Bir gün ya da mesela bu akşam ya da bu gece beraber okuyalım mı? Benim odamda ya da senin odanda. Ne saçma sapan bir şey bu ya? Beraber kitap okumak ne? Belki ben hızlı okuyorum, sen yavaş okuyorsun. Ne kadar salakça bir öneri bu ya? Ya! Dokunma bana! Ya sadece çok komiksin. Değilim. Allah Allah. O zaman tamam şöyle yapalım. Ben bir süredir oryantal kurs alıyorum. Yani oryantal kursa gidiyorum. Ve orada öğrendim bazı figürleri sana göstermek istiyorum. Umarım beğenirsin. Bakalım güzel bulacak mısın hareketlerimi? Dum 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 tık 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 dum 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 dum. Oo yeli yeli. Hoppa. Dum dum tık 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 tık. Utanmıyor da ya otelin. Hayır bak. Lan ne manyak varsa beni bulur ya. Nasıl buldun şey hareketlerimi? Vasat, vasat, vasat. Ya ne bu be? Allah Allah. Ne küçük adamsın. Vallahi bak giderim. Ya gidersen git be. Allah Allah. Bana mı sordun gelirken? Salağa bak. Geldin sülük gibi yapıştın bana. Vallahi şikayet ederim ha. Güvenlik çağırırım. Ha, ne diyorsun sen? İmdat! Bağırma be! Kimse yok mu? Bak sen... Sus, bağırma. Bak bana vurdun. Defol git buradan. Ya ne diyorsun sen be? Tiniyetsiz. Hadi be oradan. Tamam be. Şuraya bak. Sen neyesin? Çocuğu koş be bende. Çünkü... Bir ne diyorsun sen be? Yürü git. Saygısız. Vay 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 lan. Beni bulur zaten hepsi.
Mesut'cum yeter. Mesut. Merhaba, yeter. Yeter. Siz kaynaşırken biz de senin valizlerini yerleştireceğiz, tamam mı? Sonra görüşürüz. Oldu. Hadi aşkım. Aşkım, aşkım. Geldim. Yürü. Gel aşkım, gel. Sür. Vallahi kardeşim, ben baştan söyleyeyim sana. Bu bizimkiler seni bana ayarlamaya çalışıyor. Benim hiç o taraklarda bezim yok. Söyleyeyim, haberin olsun. Oo, işime gelir be. Aa, ne işim olacak? Seni mi kovalayacağım burada? Öyle yeni biriyle tanışacağım ama Einstein nizafiyet teorisindeki Lorentz faktörünün ikizler paradoksunu incelerim. Benim için çok daha iyi. Evet. Yani. Vallahi biraz önce aynısını düşündüm ben de ya. Gerçi Einstein ya da Langevin bu sonuçları birer paradoks olarak değerlendirmemiştir. Şike. Şike mi? Şuko. Ah, çok yaşa. Sen de gör. Üşüdün galiba. Hemen denmiş o. Suratlar burada. Ay inanılmazla alalım. Aynı anda söyledik. Ama şimdi sen hemen döndün oyuna da bakalım yeter dönecek mi? Maksat aynı anda. Özür dilerim, yeter. Rica ederim. Kafalar burada. O fark ediş ve ay inanılmaz. Buyur. Değerlendirilmemiştir. Afşin. Ah, çok yaşa. Sen üşüdün galiba. Yani birazcık. Ben sana kazağımı vereyim. Üşümeni istemem. Sağ ol. Ama sen üşürsün şimdi. Gözlerin yakıyor beni. Seni de ellerin sıcacık vallahi içim ısındı. Gülüşün de beni ısıtıyor. Hayırdır? Hadi bakalım ya, hadi bakalım. Hay Allah'ım ya, of. Bütün emeklerim boşa gitti ya. Ah, ne oldu? Uyan devi uyandırdın. Ne güzel bırakmıştım ya. Neyi bırakmıştın? Boş ver yeter. Aa. Bu Meret'e bir kere başlayınca bırakamıyorsun işte. Aa. Sen üşümüşsündür. Ben sana gidip daha kekiyi bulayım bir yerden. Olur. Başka bir şey ister misin? Vallahi şöyle güzel bir sıcak çikolataya hiç hayır demem be. Tabii. Onu da getiririm. Aha. Başlamayacaktım ulan. Başlamayacaktım. Şöyle bir şey oldu efendim. İçeriden de beni uyardılar. İki tane genç, hevesli arkadaş var. Gelip burada şakalarını sizinle paylaşmak, anlarını sizinle paylaşmak istiyorlarmış. Alkışlarınızla gelsinler bakalım efendim. Buyursunlar. Abi ben çocuğu güldüğü güldüğü yazdırmaya geldim. Yani istiyorsanız. Yani kayıtlar başladı mı? Yanlış gün diye. Yani. Hayır böyle bir şey yok. Çıkarken bana dedi ki arabayı sen tut dedi. Meğer bu şaka içinmiş. Arabamız, duruyorum. Arabamız? Bakalım o ne o hediye? Bu filmimizin arabası. Size hediye olarak getirdik. Peki, belki çok bu bölüm teşekkür ediyoruz. Masanızı süsler. Daha bütün işçiliği bitmedi abi ama. Biraz alelacele oldu. Pastası cilası. Evet, aceleye gelmiş. Küçük olmuş. Biraz da pasta gibi duruyor şu an ya, evet. Harbiden. Bunu çıkışta keseriz. Evet. İyi ki doğdunuz. İyi ama ki varsınız. Madem böyle bir hediye geldi, yol arkadaşım filmi de, onun doğum günü de 27 Ekim. 27 evet. Ekim. Yani iki gün sonra. Aynen abi. Yani. Nasıl geçti film? Vallahi zordu abi. Yani 6 hafta sürdü bir arabada. 2 erkek. Yani... Zaten yakın arkadaşlık, daha da yakınlaştık yani. Ya inanın ben bu kadar sıkı fıkı olmayı istemezdim. Yani... Özellikle fıkı olmayı hiç istemezdim. Olduk yani. Gerçekten çok zordu ama çok eğlenceli bir film yaptığımıza inanıyoruz. O zaman ne yapalım? Fragmanı mı bir seyredelim? Fragmanı seyredelim. Gelsin efendim, seyredelim fragmanı. Buyursunlar. Pardon, şerefsiz misiniz? Evet benim. Onur ben. Senin pozisyonunda olmak isteyen çok insan var. Zafer Usta! Zafer Usta! Ne var kardeş?
Muzaffer Usta siz misiniz? Ben erkek zannettiniz değil mi? Siz kadın mısınız? Ben söylediğin yere geldim. Ben de oradayım. Onur ben. Ben Şeref. Toplumun ikinize de çok ihtiyacı var. Bundan sonra sana gözüm gibi ben bakarım. İki koca günde İstanbul'dan Ayvalık'a gelemedin. Geldiğinde de yanında bu şeyi getirmişsin. Kalk kalk kalk. Ne oldu? Koş kaçıyorlar. Dur lan. Ben senin var ya ta arabaya bindiğinde senin ben ne mal olduğunu anlamalıyım. Senin geçmişini. Bir öpücükle her şeyin değişebileceğine inanmayı niye bırakır ki insan? Vermem, seni ellere vermem. Allah şahidim olsun. Vermem, seni ellere vermem. Başka filmle ilgili söyleyeceğimiz 27 Ekim'de vizyona giriyor. Valla çok eğlenceli bir film oldu. Çok içimize sindi. Ben herkesin yani filme gittiğinde gerçekten eğleneceğini garanti ediyorum kendimce. İnşallah da 27 Ekim'den sonra da herkes bu kanıda olur. Yol arkadaşım, sinemalarda. Peki hazır Oğuzhan da buradayken bir de filmin bir şarkısı var değil mi? Evet. Evet, keyifli bir şarkı. Onu da evet. Senden evet. Rica etsin. Sevdirdin kendini bana hiç sorma. Bundan sonra sana gözüm gibi ben bakarım. Seni hiç kimseler alamaz, unutma. Kimseler üzemez, karşılarına ben çıkarım. Bana göre sen benim olmalısın. İçime nefes gibi dolmalısın. Kaderime yön verecek bir ışık gibi doğmalısın. Ara sıra bazı yok olsan da, geceleri düşündüğüm anlarda, yanıma koşarak beni kor gibi yaklarısın. Vermem, seni ellere vermem, Allah şahidim olsun. Vermem, seni ellere vermem, söz verdim bir kere dönemem. Vermem, seni ellere vermem, Allah şahidim olsun. Vermem, seni ellere vermem, söz verdim. Sevdirdin kendini bana hiç sorma. Bundan sonra sana gözüm gibi kimseler alamaz, unutma. Kimseler üzemez, karşılarına ben çıkarım. Bana göre sen benim olmalısın. İçime nefes gibi dolmalısın. Kaderime yön verecek bir ışık gibi doğmalısın. Ara sıra bazı yok olsan da, geceleri üşüdüğüm anlarda, yanıma koşarak beni kor gibi yaklarısın. Vermem. Seni ellere vermem, Allah şahidim olsun. Vermem, seni ellere vermem, söz verdim bir kere dönemem. Vermem, seni ellere vermem, Allah şahidim olsun. Vermem, seni ellere vermem, söz verdim bir kere dönemem. Vermem, seni ellere vermem, Allah şahidim olsun. Vermem, seni ellere vermem, söz verdim bir kere dönemem. Seni ellere vermem, Allah şahidim olsun. Vermem, seni ellere vermem, söz verdim bir kere dönemem ben. Bu sahne, bu salon, BKM, Oğuzhan'la İbrahim'in evleri. Her zaman sizi burada ağırlamaktan şeref ve onur duyuyoruz. Biz de öyle çok mutlu olduk. Teşekkür ederim. Lütfen ne zaman isterseniz bekleriz. Büyük alkışlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınlandı da.
Hiç bir mağazada bir ürün iade ederken veya bir şey alırken, bakarken başına enteresan bir şey gelen var mı? Şurada biri var. Bizim yeni evlendik, biz iki ay oldu. Efendim? Fatih benim ismim. Ne zaman evlendiniz? İki ay oldu. Mobilya mağazasında böyle bir şey yaşadık. Biz krem rengi bir koltuk istedik ama açık... Nereye gelmişti? Kahverengi geldi. İstemedik, bayağı bir zorlandık yani. İade etmeye çalıştık. Ondan sonra adam dedi ki, yok bu zaten krem falan bilmem ne. Ya diyoruz, bu krem değil, krem şudur. Yok böyle siz, falan. Siz koltukla mı gittiniz? Yok. Koltuğun resmini çektim, videosunu çektim. O şekilde. Onlar da yani baktı. Yani koltuğun videosu var elinizde. Tabii var. Tamam. İsterseniz gösterebilirim. En sonunda adam baktı, ben çok sinirlendim herhalde. Değiştirdi sağ olsun. Buradan da ona teşekkür edeyim. Ama başta da işi zorlaştıran o değil mi? Yani aslında hani baktı, bir ikna edebilseydi edecekti de ikna edemedi. Ben yani de biraz ikna olacak gibi yok zaten. Ne diyor yani, ne diyor? Abi diyor, bu katalogda krem gözüküyor. Bunu sana krem olarak vereceğiz diyor yani. Ben de orada bir tane kırmızı ajanda gördüm. Dedim ki, ya bu kırmızı ajandayı şimdi krem bir koltuk olarak düşünerek bana satar mıydın dedim. Yok satmam. O da o değil diyorum. O zaman onu da almam diyorum. Ya enteresan. Güzel böyle... örnek olmuş. O örnek güzel, evet, olmuş. Ya çok değişik örnekler var. Ben de onları da anlatırım ama en sonunda ben biraz sert çıktım. De... Hey, nasıl sert çıktınız mesela? Ne yaptınız? Yapın, biz her şeyi yapıyoruz burada. Yapın efendim. Yani çok sert çıktım derken şöyle, yani çok da sert çıkmadım yani. Ya orada 3 kişi çalışıyordu. Ben tek gittim. Biraz da öyle bir sıkıntı var yani. Saygılar. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mutluluklar diliyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Şimdi bizim bir favori baba oğlumuz var. Defolu bir ürün geçiyor ellerine. Onu değiştirmek istiyorlar. Bakalım kimlere denk geliyorlar? Ürünü değiştirebiliyorlar mı? İade edebiliyorlar mı? Seyredelim efendim. Buyursunlar. Hadi. İnsan artıyor evlat. Oğlum senden sadece bir tane şort istedim ya. Halı sahada giymek için bir tane şort. Ya baba, aldık ya şortu. Aldım gittim aldım işte. Nesi var bu şortun ya? Delik ulan. Delik oğlum bu da ya. Allah Allah. Delik oğlum bu şort. Görmüyor musun Bahadır? Hayret bir şey ya. Ya. Bahadır. Sana delik şortu kakalamışlar çocuğum. Kaç para verdin buna? 250 lira verdim baba. Ne? 250 lira mı? Bahadır. Ya baba, belki bunun böyle modeli böyledir ya. Belki modadır ya. Hem alt tarafı halı sahada giyeceksin ya. Oğlum, ben bunu Bağcılar'daki halı sahada giyeceğim. Ben bu şortu giyersem ikili pozisyonlarda zor anlar yaşarım. Kim sattı bunu sen? Göster bakayım. İşte bu. Baba, işte kalbimin yangını geldi. Nasıl baba? Gelinin güzel değil mi? Bak, burası Burcu'nun ailesinin dükkanı. Burcu da onlara yardım etmek için burada çalışıyor. Ulan o kaşını gözünü belletme bana Bahadır, yemin ediyorum bak çocuk. Ben şimdi anladım neyin ne olduğunu. İşin rengi şimdi belli oldu. Sen yine aşık oldun, olan yine bağ oldu, öyle değil mi çocuğum? Düş önüme. Hanımefendi merhaba. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Siz benim oğlumun kadınlara karşı zaafından faydalanıp bu delik şortu vermişsiniz. Lütfen bunu değiştirin. Ha, tabii tabii değiştiririm. Bekliyorum. Tamam. Gördün mü Bahadır? Babanı örnek al oğlum. Nasıl hallettim iki dakikada? Ağlamayana meme yok.
Normal bir şeydi bu. Değiştirdin mi? Tabii. Teşekkür ederim. Gördün mü Bahadır? Baban gitti, hakkını aradı. Hemen hakkını aldı. Lan! Oğlum bu aynı şort lan. Hanımefendi, siz bizi ailece keriz bellediniz galiba. Bu şort delik aynı bu ya. Bunu bana kakalayamazsın sen. Tabii. Ben sana o şortu kakalayamam değil mi? Çünkü o kaka, ben de sana onu kakanı yerim. Ya resmen bana hakaret ediyor ya. Bana bak kızım. Ben müşteriyim, sen satıcısın. Lütfen haddini bil. Evet. Evet, sen müşteri olabiliyorsun değil mi? Asıl sensin satıcı. Sen satıcısın çünkü sen satıcıların şahısın. Ben satıcı değilim ya. Ben müşteri oluyorum. O zaman sen müşteri oluyorsan o zaman ben de Haydi olurum. Şeker Kız Kendi olurum. Polonya olurum. Polyanna o galiba. Zira Polonya bir ülke. Sen bir ülke olamazsın. Tamam, olamam. Sen çünkü olabilirsin her şey değil mi? Sen her şey olabilirdin. Ben de ülke olamam ya. Zaten olsam Kıbrıs kadar bir şey olurum yani. Ulan bu muhabbet nereden buraya geldi? Hanımefendi bak, ben o dediklerinizden hiçbiri değilim, tamam mı? Gitme şimdi, öl! Bahadır. Sen benim için evlatta bir diptin. Ama dibinde dibi varmış çocuk. Ulan böyle evladım olsa çorap takar ayağımla severim ya. Yine baba, sen de sevdin değil mi gelinini? Ya şu ikiliden olacak torunlarını bir düşünsene baba. Baba, baba iyi misin? Ay bir geleceğe gittim geldim. Terminatörümsü bir karanlık vardı Bahadır. Bunu yapmanıza asla izin veremem. İnsanlık buraya gelmek için çok çaba sarf etti çocuğum. Vallahi üstünüze sinek ilacı sıkarım ha. Bizim aşkımıza engel olamazsın baba. Ne aşkı ulan, ne aşkı çocuğum? Bahadır niye böyle yapıyorsun? Ya kız geldiğinden beri sana iki kelime etmedi oğlum. Seni hatırladığından bile şüpheliyim ben. Baba, sen şimdi buradasın ya, saygısından konuşmuyor. Utangaç çiçektir o ya. Bak şimdi. Burcu, biz seninle sevgili değil miyiz aşkım? Söylesene babama. Biz seninle sevgiliyiz. Bayılıyoruz birbirimize, ölüyoruz birbirimiz için. Gördün baba, kız bana ölüyor. Ulan neyi gördün oğlum? Kız her şeyi aynı şeyi söylüyor. Tabii, kesin. Bu ne lan? Bahadır, deli oğlum bu, deli. Deliyle deli olma, çık şöyle. Bana bak kızım. Bak bu şort delik. Ve sen bunu değiştirmeden ben buradan gitmiyorum, anlaştık mı? Tabii, kesin deliktir, tabii. Ya delik işte, baksana, bak delik, delik. Delik. Tabii, kesin delik. Bakar mısın? Bak, görüyor musun bunu? Bak. Görüyorum. Bak. Delik. Bana bakmak zorundasın. Lütfen bak, delik ya bu. Evet, sana bakarsam her şey çok güzel olur çünkü. Lanet gitsin ya. Lanet gitsin Bahadır. Oğlum bu delik değil mi? Ben mi delirdim çocuğum ya? Baba, delik değil. Bizim aşkımız ikili delilik. Sen ne yaşıyorsun oğlum? Bahadır, ver lan çantamı. Sen ne yaşıyorsun ya? Kızım, bana çabuk müdürünü çağır. Şikayet edeceğim seni. Tabii, sen çağır dedin ya. Ben de çünkü senin yüzünden hemen çağıracağım tabii. Müdürüm! Oğlum! Hoş geldiniz. Merhaba hanımefendi. Öncelikle Allah sabır versin. Yani bende de var bir tane. Sizi en iyi ben anlarım efendim. Merhaba anneciğim, öpeyim. Oğlum bir dur bak Bahadır. Evet, konu ne? Konu efendim bu. Bu şort delik. Ve ben bunu değiştirmek istiyorum. Sorun ne? Sorun bu şort. Bu defolu efendim. Defolu ne? Defolu ne?
defolu şort. Ya sizin de amacınız ne? Amacım bu şortu değiştirmek. Ha? Can gerçekten çok sakaldım. Neye sıkıldınız ya? Benim tepkilerimi çalıyorsunuz şu an. Benim bunu yapmam gerek size. Lütfen bu şortu değiştirin. Bir saniye şimdi beyefendi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın bana. Bakın bana çok iyi bakın. Eğer bu deliğe baktığımız zaman siz burada defo mu görüyorsunuz? Ben şu an burada bir defo göremiyorum. Ama sizin burada gördüğünüz defo. Size göre bu delik bir defo. Siz şimdi bunu buradan almadınız mı? Evet buradan aldım. Sonra geliyorsunuz bana diyorsunuz ki efendim ben bunu değiştirmek istiyorum. Şu an bunu hemen değiştirmek. Ama siz bunu bana yaptırım yapıyorsunuz. Sonra üstüme üstüme geliyorsunuz. Bunu değiştir. Buraya baktığımız zaman burada kocaman bir delik görüyoruz. Bu resmen defo. Bu durumda sizin hemen burada şu an bu şortu değiştirmeniz gerekmiyor mu ya? Çok özür dilerim efendim. Haklısınız. Bunun fişi yanınızda mı? Yanımda. Ya da gerek yok. Bendeydi onun fişi. Şurada bir yerde. Hemen lütfen hemen. Baba ben bir bakayım depoda yedeği var mı? Çabuk bak. Rezil ettin beni müşteriye. Baba deponun kapısı kilitli. Anahtar acaba bizde mi? Ne yapacağız Bahadır? Kasaya bak kasaya. Lan oğlum. Bahadır. Ha. Ne kasası oğlum? Ben niye burada oturuyorum çocuğum? Bahadır biz nasıl bir aileye çattık lan? Değil mi baba ya? Sen de sevdin dün ürünü. Ağzını dürerim senin çocuk. Bahadır lütfen kendine gel çocuğum. Aklımızla oynuyorlar Bahadır. Dikkat et. Aklınla oynamalarına izin verme. Ya da ver Bahadır. En azından biraz zaman kazanmış oluruz çocuğum. Aa! Çok sıkıldık biz ama ya. Hadi artık ne yapacaksınız yapın be. Ya bir de bu trip atıyor bana Bahadır. Kızım, çabuk bana amirini çağır. Tabii tabii çağırın sen öyle dedin ya. Ben hemen çağıralım çünkü seni dinleyeceğim ben. İsmail Bey. Ya gel gitlerine kurban olurum bunun ya. Şunun güzelliğine bak. Baba bu kız var ya adama tarlayı tabanı attırır sattırır hepsini yapar ha. Tabanı mı? He. Senin soluduğun havadaki azota tüküreyim Bahadır ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir gürültü yani ha? Bu nasıl bir gürültü? Ha beyefendi, burası çok ciddi bir müessese. Pardon beyefendi. Ya bir sorun yaşıyoruz. Bir hanımefendiler ısrarla beni anlamak istemiyor. Efendim sen, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen üstüne bir dikkat eder misin? Burası çok ciddi bir müessese. Tamam, özür dilerim efendim. Bakın, bu şort delik ve ben bunu değiştirmek istiyorum. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Çünkü burası çok ciddi bir müessese. Anladık ulan müessese! Sen bana bağıramazsın tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Ay sen kimsin? Ya ben diyorum ki sen nasıl bir insan? Burası müessese, çok ciddi. Lan kalp krizi geçirtme bana şu an değil, ne olur. Beyefendi haklısınız, tamam özür diliyorum. Ama bakın, bakın görüyorsunuz bu şort delik. Bana el kol hareketi falan yapamazsın tamam mı? Burası çok ciddi bir müessese. Ha yok yanlış anladınız efendim. Gözlerini belertemezsin tamam mı? Diklenme bana. Şort sıkıntılı efendim. Hayır diklenemezsin bana. Efendim şort. Konuşurken gözüme bir bakar mısın lütfen? Delik. Ha bu nasıl bir duruş ya? 15. yüzyıldayız yani nasıl böyle bir yüzyıl yani? Ay, inanamıyorum böyle makamda yani. Ciddi mi müessese? Bahadır ya değiştirsinler onu çocuğum. Değiştirsinler yetti artık ya. Bu nedir ya? Bu ne böyle? Bu nasıl bir şey? Bu ne eziklik ya? Bu ne? O eziksin. Yapma lütfen. Bunu yapma kendine ya. Ya baba kalksana Allah aşkına ya. Beni sevdiğimin önünde küçük düşürüyorsun ya. Bizim ailemize yakışıyor mu hiç böyle yerde sürmeler? Ulan babanı suyu çekilmiş Erzincan tulumu gibi yaptılar. Sen hala onların tarafını tutuyorsun Bahadır. Delirtme çocuğum beni. Bak bunlar bir teşkilat bence anladın mı Bahadır? Bu bir oyun. Evet, bizi baba. Paralize ediyorlar sistematik bir şekilde. Doğru söylüyorsun. Bu bir oyun ama aşk oyunu. Ulan beyinsizlik ne kadar güzel bir şey ya. Nasıl rahatsın değil mi çocuğum? Çok rahatım. Oh yayla gibi gez dur içinde oğlum. Bahadır lütfen beni çıldırtma. Ben polisi arıyorum. Ha, hadi. Evet tabii tabii polis kayboldu çünkü sen de dedektifsin. O yüzden polisi arıyorsun böyle. Ya ben dedektif falan değilim. Ben Tahtakale'de küçük esnafım. Niye? İmdat! Ah. İmdat! Yok mu ya bir yetkili imdat? Ya bu nasıl bir üslup ya? Ne yapmaya çalışıyorsun siz burada ya? Ya bir dakika, bir dakika. Sen böyle bağıramazsın. Sen kimsin? Hayır sen kimsin yani? Nasıl burası ciddi bir müessese? Yani firma sahibi babam yani. Tamam Fikri Baba. Baba! İşte kılığından, kıyafetinden tam bir esnaf.
Efendim, sorun yaşıyoruz. Bu şort delik... Şort delik ne olmuş? Evet, müsaade ederseniz... Müsaade edin, tamam olur, ne? Ama ben böyle konuş... Ama sen böyle konuşma, ne? Ama siz lafı... Ama kimse tamam demiş. Bu şort... Bu şort ne? De... De... Delik... Delik... Evet. Evet. Eminim. Delik... Delik... Ya beni dinlemiyor ya. Ha, dinlemiyor tabii. Siz niye bunu yapıyorsunuz? Ya ne yapıyoruz biz tam olarak? Ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz biz ya? Ama ben haklıyım. Haklı olan nasıl haksız argüman? Delik ya. Delik ya, ne olmuş? Baba, baba iyi misin? Titreme geldi. Ne oluyor baba? Delik bu. Ya bu hadi Bahadır. Delilik bu. Bahadır lütfen beni buradan götür çocuğum. Hadi oğlum bitti. Hadi oğlum bitti mi diyor? Bana da. Oğlum bana da mı? Ya hadi. Ne yapacağım? Çıkalım. Hadi gidelim. Ya şaka. Gel gel. Ya gidelim. Gel abi. Ne yapayım? Gel abi. Alın bunu. Ya. Hiç kendi çocuğunun veya komşunun çocuğu, çocuğunun sınıfındaki bir çocuğun böyle üstün bir yeteneğinin veya başarısının olduğuna inanan var mı? Burada bir hanımefendi var. Bu üstün bir özellik mi bilmiyorum ama benim sınıfımda en iyi resim yapan benim. Öğretmenim de çok seviyor. çok... Güzel bir hayal gücümün olduğunu söylüyor öğretmenlerim. Bir sürü resim öğretmenim oldu. Resim yapmayı da çok seviyorum ve herkes bence resim yapmalı. Peki diğer arkadaşların nasıl görüyor senin resimlerini? Aynı fikirdeler mi? Evet, onlar da çok beğeniyor. Hatta bizim sınıfta şöyle bir şey var. Hiç kimse kendi, benim dışımda hiç kimse kendi resmini hiç sevmiyor ama başkalarının seviyor. Ne güzel. Evet, o garip. Ama mesela... hepsi de senin resmini beğeniyor. Evet, tabii. Ama ben kendi resmimi seviyorum. Kendini hep sev, bunu da elinden almalarına izin verme, olur mu? İzin vermem İsim asla. İsim ne? Nehir Fellahoğlu. Nehir'cim, bundan sonra bol bol resim yapman dileğiyle. İyi seyirler diliyorum. Var mı eklemek istediğin bir şey? Eklemek istediğim tek şey, kendiniz resim yapamadığınızı düşünüyorsanız aslında her çocuğun içinde bir ressam vardır bence. Teşekkür ederim. Ben de eve gidince bir daha bir bakacağım bendeki ressam nerede kaldı diye. Çünkü benimki daha çıkmadı. En sonunda çıkmadı. 20 yaş dişi gibi benimki. Daha kavuşamadım ressama. İnşallah Nehir'cim, ben bir daha deneyeceğim sen böyle dedin diye. Teşekkür ediyorum. Önemli değil. Şahane. Şimdi bizim de velilerimiz var efendim. Çocuklarıyla okula geliyorlar. Herkesin tabii çocuğu kendine güzel. Bakalım gelecek olan çocukların ne özellikleri var, nasıl üstünlükleri var, nasıl veliler çocuklarını getiriyor. Beraber karşılaşınca neler yaşıyorlar görelim efendim. Başlıyoruz. Hoş geldin. Birazdan arkadaşların gelecek. Hep birlikte oynamaya başlayacağız. Mutlu musun sen? Anne. Buyum. Oh. Ay. Ay sen boynunu mu gösteriyorsun? Ya maşallah ne kadar zeki bir çocuk ya. Aşırı zekası var. Doktorlara falan gösterdik hocam. Dediler ki bu çocukta ileri ve aşırı bir zeka var. İçim rahat etti vallahi. Ama bir şey söyleyeyim, gözlerinden belli. Belli. Yani gözlerinden belli. Belli değil mi? Evet. Ya Yeter Hanım, siz birazcık burada bekleyin. Tabii. Diğer velilerimiz de çocuklarımız birazdan gelecekler. Aynen. Oynamaya başlayacağız biz. Hadi görüşürüz. Hadi hocam.
Anne. Yavrum, annem. Buyurun. Senin zekanı yerim o boynunu annem. Yerim, gel. Gel şuraya oturalım yavrum benim, gel. Gel bakalım. Bu çocuğum, gel bakalım. Oradaki derken oyna kızım. Yavrum, güzelce çekiyorum ben, tamam mı? Bak şimdi, hadi. Onu oyna böyle. Oynarken kaldır ellerini, kaldır. Kaldır. Onu da çekiyorum, tamam mı? Haydi, harika. Vur, vur, vur. Çektim hepsini, çok güzel. Mustafa, bir huzur ver çocuğa ya. Savaş muhabiri gibi her şey bir action arama ya. Çekip durma şu çocuğu. Şimdi benim kızımın her anı önemli hanım. Şimdi ben bu çektiğim videoların altına müzik koyacağım. Klip yapacağım kızıma. 1,5 yaşında. Sezen Aksu'dan çok klibi var. Yeter artık, çekme ya. İstemiyorum ki, geç şu çitin arkasına. Geç, geçer misin? Oyun alanında sadece bir veliye izin veriliyor. Ben çitin arkasına mı duracağım? Evet, orada. Geç, ne çekiyorsan oradan çek. Allah'ım yarabbim. Olur, ay, bu, olur ya. Yani bu babalar. Hadi ya. Balabaz çocuktan da çocuk oluyor. Merhabalar. Merhabalar. Ben Sinem. Yeter, yeter. Ay canım benim. Bu da sizinki. Benimki. Canım benim. Nasılsın? Nasıl? Ay, nasıl sevgi dolu, nasıl? Canım benim, ay öptü beni. Yavrum, sıkıntı verme teyzeye. Ah, ne sıkıntısı? Bu mu sıkıntı verecek baba? Ay canım benim, canım. Mustafa görüyor musun, nasıl seveceğim? Evet, 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 görüyorum. Çekiyorum, çekiyorum. Çek onu. Anne. Çek. Yavrum. Buyurun. Ay, 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 burnunun yerini de bilirmiş maşallah sana. Maşallah. Aşırı zakası var efendim. Doktorlar filan hep hocaları diyorlar ki bu çocuk bir başka. Ya zakası çok ileri diyorlar. Böyle 3-4 okuldan da teklif aldık. Bakacağız, değerlendireceğiz. Şey olmasın, sakın kıyas olmasın, yanlış anlamayın. Benim kızım da çok zeki. İnanılmaz zeki. O yüzden konu benim ilgimi çekti. Bak bakayım bana, senin adın ne? İbrahim. Ama size sormadım. Lütfen. Senin adın ne? Anne. Buyurun. Ama şimdi anneyi bırak. Anneyle ben seninle konuşuyorum. Senin adın ne? Anne. Buyurun. Evet. Gerçekten de zeka pınarı. Şarıl şarıl. Vallahi her yerinden fışkırıyor yani gerçekten. İnanılmaz bir çocuk. Yavrum. Burcucuğum, senin burnun nerede yavrum? Bak, bak, bak. Bakar mısın? Senin gözlerin, dilin, başın, kolların. Ah ben sana kurban olurum zeki şey seni ya. Yalnız efendim şöyle söyleyeyim. Göstermek başka bir şey, konuşmak çok ayrı bir şey. Öyle mi? Öyle yani, onu da söyleyeyim. Burcucuğum, konuş ya. Anne, bu mu? Göt, kubak. Allah senden sana helal olsun sana. Aferin. Aferin benim kızıma. Aferin. Geliyor. Aferin. Aferin. Aferin sana. Aferin. Aferin benim kızıma. Maşallah. Çok çok gurur duyuyorum. Yani sizinkine özel okullardan teklif geldiyse bizi herhalde NASA'dan bir iki güne ararlar değil mi? Anne. Buyurun. Ay hay hay ben ona ona ödül o ödül. Tamam yavrum. Buyurun. Anladık. Buyurun yavrum. Merhabalar. oyun sınıfı burası mı? Evet, burası. Sizin çocuk da buraya kayıt olacak. Kaç yaşında? Konuşuyor mu? Nece konuşuyor? Siz konuştuğunu anlıyor musunuz? Anlaşıyor musunuz? Nasıl konuşmasa nasıl? Bizim çocuk konuşuyor da biz pek anlamıyoruz. Bizim çocuğun bazı dertleri var. Aa, gazı mı var? Poposunda pişik falan mı var? Ha yok, öyle değil. Bizim çocuğun kafasında deli sorular var. Böyle isyanı var yani. Bak inat etti gelmiyor. Samet, gel annem. Anne sen niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum ben sana anne? Anne sen bütün ülkeyi üzüyorsun. Gözün sevin bana emir falan verme ha anne. Zaten babama da emir veriyorsun. Abime de emir veriyorsun hep işe git diyorsun. Anne istediklerinde giderler sana ne var? Anne bak bırak herkes istediğini yapsın hayat böyle bir şey olsun anlıyor musun? Sen ne diyorsun annem? Ben seni anlamıyorum.
Yani sen bütün ülkeyi yüzüyorsun ama ya. Yani mesela bak bana git ekmek al diyorsun. İstediğimde alırım, anlıyor musun? Arkadaşlar bu arada merhaba, ben Samet. Anne! Arkadaş! Arkadaş ama bu nasıl arkadaş ya? Bu ne ciddiyet ya? Tartışma programı sunsun bu televizyonda. Bu ne ya? 18 aylık aslında ama erken konuştu. Ay! Aynı özellik benimkinde de var. 18 aylık ama erken konuştu. Hı hı. Anne! Efendim yavrum? Buyur. Bu da çocuğunu öveceğim diye kendini yırttı da yırttı yani. Ay bak. Ay canım benim. Nasıl sevgi dolu öptü bu da beni. Ay canım. Ya, canım. Kerataya bak. Vallahi ben gün içinde bu kadar öpüyorum. Evet. Herkes geldiyse oyun grubumuzun ilk oyunu da başlasın. Merhaba hocam. Ben burada çıtır arkasındayım, tamamım. Ben sizi duyamıyorum. Buradan duymamız yasak bizim. Değil mi? Orada. Evet. Evet. Şimdi ilk oyunumuzun adı Büyük Küçük. Neymiş Burcu? Bübük Kübük. Neredeyse. Evet, Sametciğim neymiş? Büyükle küçüğün çatışması hocam. Bir bakış açısı. Tamam. İbrahimciğim neymiş? Buyur. Evet. Tamam. Tamam İbrahimciğim, o zaman seninle başlayalım. Şimdi bu büyük top, bu da küçük top. Büyük topu büyük sepete atacaksın, küçük topu da küçük sepete atacaksın. Al bakalım, çok kolay. Anneciğim hadi. Ay, büyüğü küçüğü. Hadi bakalım. Hadi canım. Hadi küçüğü... Hayır. Sepete. 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 Hadi. Küçük sepete. At sepete. At böyle. Ay yemeyim gelmez. Sepete. Hadi anne. Büyük sepete. Sepete atacak. Benim anne. Hadi büyüğü yedik. Bir saniye efendim. Bir saniye. O kadar egzajer hareketlere gerek yok. Ama bir saniye. Annesiyim. Bir saniye açıklayacağım. Bir saniye. Şu anda benim evladım oral dönemde. Her şeyi ağzına sokmak istiyorum. Ağzına atacak, tadacak, öyle tanıyacak objeleri. Şu an o dönemi yaşıyoruz biz. Yoksa normalde yapmaz bunu. Çocuğum çıkar şunları. Şimdi normalde bakın çıkarır da. Ama oral dönemin getirdiği bir olay bu. Hanımefendi, siz istediğiniz kadar konuşun. Çocuk hiç oralı değil. Tamam. Olabilir canım, yani ilk ders bu sonuçta. Yeni öğreniyoruz, yeni tanıyoruz birbirimizi, değil mi? Hiç şey yapmayalım, hiç uzatmayalım artık bu meseleyi. Şimdi Burcu ile devam edelim. Hadi Burcucuğum. Sana bir büyük top, bir de küçük top vereceğim. Al bakalım. Büyüğe, küçüğü küçüğe, biliyor musun? Büyük pop, büyük pepepe. Aferin. Küçük top, küçük pepede. Aa, bak işte bu kadar. Geliyor. Aferin sana, vallahi geliyor. Aferin benim kızım. Aferin, aferin. Geliyor. Aferin benim yavruma. Gurur duyuyorum. Hayır, öyle o şekilde değil. Ben o iyi yaptığı için ödül amaçlı. Vallahi aferin kızınıza. Cinsi ne tam olarak? Isırıyor mu sevince? Hanımefendiciğim lütfen rica edeceğim. Yani ama geldim ya. Siz öyle anlamadığınız konuları boynunuzu sokmayınız. Rica ederim. Ben gurur duyuyorum kızımla, gurur. Bu da ya. Ay canım. Ya yavrum. Kerata. Kerata. Bana bak. Ben burada kızımı çekiyorum. Hep arkada öpme fotoğraf şeyleri ya yavrum. Yapma. Tamam. Mustafa'cığım yani şuncacık çocuk sevgi şeyi gösterisi yapıyor. Sen ne saçmalıyorsun ama? Peki karıcığım. Lütfen. Tamam artık o zaman biz de nereye geçelim? Samet'e geçelim. Samet. Annem bak. Büyük top büyüğe, küçük top küçüğe, tamam mı? Bunları ne yapacaksın? Atacaksın, tamam Samet? Top ne yapılacak? Atılacak. Hadi Samet. Hadi anne. Hadi Samet. Samet. Büyük büyüğe, küçük küçüğe, büyük... Hadi Samet. Hadi canım. Hadi anne. Annem hadi. Anne sen niye böyle yapıyorsun ya? Ben yine ne yaptım? Anne sürekli benden bir şey istiyorsun ya. Yani sürekli bir beklenti içindesin ha. Bir kere de ben hadi diyeyim, sen at topu. Vallahi anne beni yüzüyorsun. Maşallah ne kadar içli konuşuyor Mehtap Hanım. Yani bu yaşta süper vallahi. Ay neresi süper hocam? Neresi süper? Çocuklar ahu der, kuku der, ana der, baba der, bir şey der yani.
Bu doğduğu ilk kelimesi diyalektik materyalizm. Yıldım ya vallahi, yıldım ya. Ya anne tamam tamam der. At. Kadın korkuyor ha. Hocam, al bak bu büyük. İşte bu kadar. Al bu da küçük. İşte bu kadar. Oo deme hocam. İşte. Hocam, hocam mesele bu değil hocam. Hocam mesele daha büyük hocam. Büyük resmi göremiyorsunuz hocam. Hocam, bakış açınızı değiştirin. Hangi marka mama kullanıyor? Marka mama kullanmıyor. Ne? Sistemin dayatmasıymış. At gibi her sabah yulaf yiyor. Tamam tamam, o zaman biz hadi artık diğer oyunumuza geçelim. Ha. Şimdi herkesi bir ayağa alacağım efendim. Burcucuğum. Yeni oyun mu? Çakalın. Yeni oyuna geçiyoruz. Herkesi ayağa aldım. Hadi önce çakalın. Yeni oyunumuzun ismi çember. Şimdi çemberi böyle koydum. Tamam mı? İçindeyim. Dışındayım. Hadi bakalım. Kiminle baş... İbrahim'le başlıyoruz. Anne. Ay yavrum. Buyurun. He, buyun yavrum, buyun. Ama pardon, biraz açılabilir miyiz? Biraz açılın, hava alsın çocuğu. Tabii, tabii, tabii. Çünkü bakıyorsunuz, tamam. Böyle bakıyorsunuz, tabii. Konsantrasyonunu bozuyorsun. Tamam. Bir nefes alsın tamam. Benim nefes evladım. Nefes alıyorum buyunundan. Evet. Hanımefendi lütfen ama. Çok pardon. Lütfen. Çok pardon. Çocuğum, Allah aşkına beni şuna rezil etme. Hadi yavrum. İçeri atıyorsun bak. Ayağını bacağını at, çemberin içine gir çocuğum. Yavrum çemberin içine gir. Şu bacağını sok çemberin içine. Ay! 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 Ay şu! Yavrum. Hı? Yavrum künk gibisin maşallah. Anneciğim şu içine gir. Şu bacağını sok. Hadi annem. Hadi yavrum. Yavrum. Aa bak ne oldu. Bak ne oldu. Çocuğum. Çocuğum. Anneciğim ya. Çocuğum annem neden? Ya ve neye gülüyorsun sen acaba? Neye gülüyorsun? Allah'ını seversen Mustafa ya. Ya ailemizi ne biçim temsil ediyorsun ya? Bu çocuk böyle mutlu oluyor. Sevgisini göster. Aa! Peki karıcığım? Tamam tamam İbrahim sen geç yerine. Aa, bir saniye hocam ama hemen bırak vazgeçiyorsunuz. Çocuk bir kere daha deneyecek. Evde yapabiliyor benim çocuğum bunları. Böyle bakarsanız zorlanıyor tabii. Evde abisi var. Onu getirsen. O yapabilir. Üniversiteye gidiyor. Sanmıyorum. Burcucuğum gel biz gösterelim. Gösterelim şovumuzu yapalım. Gel çocuğum neyi nasıl olduğunu gösterelim yavrum. Evet yavrum. Unutma içinde dışında. Hadi bak. Çemberin içinde. Aferin. Çemberin başında. Gurur duyuyor. Dur. Geliyor dur. Gel. Geliyor. Aferin. Aferin sana. Aferin sana. Bravo. Aferin. Maşallah çocuk. Çocuk mu K9 mu belli değil. Güzel. Yani hanımefendiciğim, benim çocuğum, bakın benim çocuğum şu kadarcıktan beri bale eğitimi alır, aerobik alır, ayrı sporu ayrı, piyano eğitimi ayrı. Yani şimdi şunu yapması hiçbir şey. Bunu nasıl çocuğunuz bir mi? Yok. Bak. Sinem, çocuktan uzak dur. Çocuk çocuk değil bu. Tezgah. Bu çocuk değil. Ne? Burası neyin tezgahı Mustafa? Saçmalıyorsun. Peki karıcığım. Saçmalama. Tamam, tamam, tamam. Çok uzatmayalım. Hadi artık Samet'e geçelim. Samet de yapsın. Hadi, hadi Samet'e geçelim. Samet de girsin, çıksın çembere. Haydi Samet. Haydi anne. Haydi canım. Haydi. Ya anne, ben şimdi bu çembere niye gireyim Allah aşkına? Ya içindesin çemberin ya dışında. Mesele kafanın nerede olduğu, beden metafor, anlıyorsun? Konu bitti. Neyse tamam hadi ben kuklayı getireyim. O da artık son oyunumuz, günü noktalayacağız onunla. Alıp geliyorum, burada bekleyin. Kukla getiriyorlar hanımefendi. Tam sizin kızınıza uygun olacak şimdi. Hanımefendiciğim. Hanımefendiciğim, siz benim nasıl eğitim yaptığıma karışamazsınız, tamam mı? Burcucuğum, Burcucuğum, göster bakayım annene sağ elini. Ah, bak şimdi, bak. Göster bakayım annene sağ, dur be.
Aferin sana. Ay, git oğlum efendi. Aferin sana. Yapmayın Allah aşkına. Yapmayın. Bu da çok saçma artık yani. Hay sağ solu mu bilmeyecek benim çocuğum? Ha, bu saçmaydı ama şimdi yani. Çok saçma. Yavrum sağ elini uzat annene. Buyurun. Ya vallahi bezdim ya. Hakikaten alın paketleyin götürün şu çocuğu. Normal. Dümdüz çocuk yapmışız biz. Evet. Hiçbir esprisi de yok efendim yani. İşte Şükran geldi. Şimdi bu Şükran dans edecek. Siz de burada ork çalacaksınız. Anladık mı oyunu? Kimle başlayayım? Kimle başlayayım? Samet'le başlayacağım. Ay Samet'le başlayın. Hadi bakalım. Haydi Samet orkça. Dı 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 dı. Haydi Samet. Gel Samet hadi. Haydi Samet. Hadi dı 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 dı. Ya anne ben şimdi bunu niye çalayım ya? Anne bunu bir çalarsın, iki çalarsın. Benim psikolojimin hiç mi önemi yok ya? Bu nasıl bir annelik? Allah aşkına anne beni üzüyorsun. Çalmayacaksın yani. Yok. Peki. Allah artık ben bile bir şey diyemiyorum be. De sen diyorum. Artık bir şey deme zaten bize hocam. Sabahtan beri onu yap, bunu yap, her şeyi bize iteliyorsun. Hocam biz yarış atı mıyız? Hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bütün dünya çocuklarını üzüyorsun. Neyse tamam. Sen birazcık şey yap. Sen birazcık sakinleş. Biz şimdi kimi alalım? Burcu'yu alalım. Hadi. Hadi. Gel, hadi. Hadi gel Burcu. Hadi. Ay bekle hevesli. Yerim ben seni. Gel gel. Öğretmenim. Gel. Burcu 6 aylıktan beri piyano dersi alıyor. Gerçekten tabii mi? Her perşembe saat 10'da. Tabii ki. Hadi bakalım. Siz şimdi bir dinleyin de. Şöyle kulaklarınızın pası gitsin. Bir şov, bir yetenek şov izleyin. Hadi yavrum. Haydi bakalım o zaman. Bakar mısın? İşte bu kadar. Kim var sırada? İbrahim. Aman hocam. Aman. Ne olursunuz bizi pas geçelim. Aa. Yani orgu yer bu. Hakikaten. Olur mu canım? Gerek yok. Hocam bakınız ben anne olarak rica ediyorum sizden. Hayır yeter oğlum lütfen. Sen anneni dinleme İbrahim'cim. Gel her çocuğa bir şans verecek. Yani olmaz. Yaşayacağımızı bilmiyoruz. Aa. Neden yapıyorsunuz bunu ya? Hayır. O şimdi çalacak. Gel, gel. Ben de farklıdır. Sizin anne olarak yapmanız gereken şey bu çocuğun yeteneklerini geliştirmek, ortaya çıkarmak, ona alanlar çıkarmaktır. Aslında hiçbir çocuk başarısız değildir. Başarısız olan ebeveynlerdir. Samet, yürü eve gidiyoruz. Yeteneğini çıkaracağım. Yürü.
Ya anne bırak, bunlar sistem dayatması ya. Sistem sana şimdi dayattı, sen de bana dayatıyorsun. Anne gözünü seveyim, yetenek varsa çıkar ya, zorlama. Bak şimdi mesela benim bazı cevherlerim altıma çıkmak üzere. Bezimiz var mı? Yok, bez bez almadım yanıma. Samet, yürü eve, koş. Al işte bana gelen travma. Ha. Koş eve, Samet, koş. Kız Burcu, eve gideceğiz. Sendeki cevherleri çıkarmamız lazım. Daha neler var? Gel bak. Dur lan, dur lan. Dur lan, kafana kırarım seni. Dur. Ben o tezgah diyorum ya bu. Bu adam şantör. Ne? Kum kapıda çıkıyor bu. Aynen, tanıdım seni. Ya bu sıfır saçmalamınca acık çocuk. Yürü Allah'ını seversen. İzlemeye geleceğim kum kapıya. Ay, boşver onları, öderlerse desinler. Ay benim güzel oğlum. Seni çok seviyorum. Sen harika bir çocuksun. Seninle gurur duyuyorum. Anne. Söyle, 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 söyle. Buyun. Bu boynunu yiyeyim ben senin çocuğum.